Defne aklından ne geçiyor? Anlatsana lütfen. Biz hani birbirimizden bir şey saklamayacağımıza söz vermiştik? Hı? Her defasında neden yapıyorsun bunu? Ya Adnan seni aradığında, sen onun tuzağa düşürdüğünde bana neden haber vermedin Defne? Ya ben hastanede elim kolum bağlı kafayı yedim orada. Ben neler yaşadım, hiç düşünmedin mi beni ya? Doğru. Sen hastanedeydin. Ben seni tedirgin etmek istemedim. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Peki sen? Sen benden bir şey saklamadın mı? Hayır. Saklamadım. Kahramanlara yalan söylemek yakışıyor mu? Ne demek istiyorsun? Annemin hastalığını diyorum. Böyle bir durumu sen benden nasıl saklarsın? Sen bunu saklayarak beni hangi acıdan kurtardın? Ya da annemi mi sakındın? Sen nereden öğrendin bunu? Ne önemi var? Yani nereden öğrendiğimin ne önemi var? Yani bir dosyadan görmek yerine senden duysaydım. Ben bu acıyı yaşarken kendimi sokağa atmak yerine senin yanına gelseydim. Sana sarılsaydım, seninle paylaşsaydım. Sen benden annemin ölebilme ihtimalini sakladın Ömer. Bana neyin hesabını soruyorsun? Ben bu gerçeği bilmeden benim annemi nasıl yaraladığımı, incittiğimi görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Kimi hangi acıdan korudun sen bu gerçeği saklayarak? Haklısın. Haklısın. Binlerce kez özür dilerim senden. Ne desen haklısın. Ama yemin ediyorum benim elimde olan hiçbir şey yoktu. Ben bunu saklamak zorundaydım Defne. Mesleki sorumluluğum falan hepsi bir yana. Eğer bunu söyleseydim annen tedavi olmaktan vazgeçecekti. Benim de elim kolum bağlandı, ne yapayım? Tek bir yolu vardı, susmak. Ben de onu yapmak zorundaydım. Olsun Ömer. Yine de söyleyebilirdim, benimle paylaşabilirdim. Ben de bunu bilip ona göre davranırdım. Onu üzmezdim, incitmezdim. Daha hassas olurdum, en azından şu an olduğu gibi. Kerem de biliyormuş zaten durumu. Ömer, annem iyi olacak değil mi? Ben ona bir şey olmayacak. Defne, Defne'm. Bak bana. Annen iyi olacak. Söz veriyorum sana. Ona en iyi doktorlar bakıyor, en iyi hastanede. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Melek abla iyileşmek için çaba sarf ediyor, mücadele ediyor. Bizim için önemli olan da bu. Aklına lütfen kötü şeyler götürme. Söz veriyorum sana ya. Bunu bildiğimi annem öğrenmesin, üzülür, üzülmesin. Aramızda kalsın, olur mu? Tamam, aramızda kalacak. Ama sen de lütfen artık böyle aramızda gizli saklı bir şey bırakma. Hiçbir şey saklamayalım, tamam mı? Tamam. Annem iyi olsun. Sen de benim yanımda ol, ben başka bir şey istemiyorum. Ben senin yanındayım. Ve seni bırakmayacağım.